öğle doğrusu cebini öğle ve ikindi namazının vakitlerini güneşin öğle doğrusu üzerine geldiğindeki yükseklik açısından buluruz. Dünya ay ile güneş arasına girdiği vakit ay gayrı ışık alamaz olur. Böylece ay tutulması meydana gelir. Bu gözlemlerle sabittir. Din adına ahkam kesen kimileri gözlemler ve akıl yürütmeler neticesinde ulaştığımız fikirleri dine aykırı sayar, felsefe ve gökbilimle uğraşan alimlerin kâfir olduğunu iddia ederler. Ay tutulması ile ilgili keşfin dahi Hazreti Peygamber'in naklettiklerine aykırı olduğunu söyler, bizi itham ederler. Cahil kimseler ilimden alınan böyle görüşleri reddetmeyi dinin gereği sanırlar. Bilmezler ki böyle yaparak bizzat dine karşı suç işlerler. Kim olursa olsun söyledikleri akıl ve mantık süzgecinden geçtiğinde doğru ve tutarlı ise hak da odur işte. Ne denli münazara etsem, ne denli okusam, ne denli düşünsem sonunda şöyle der bulurum kendimi. Dedim artık bilgiden yana eksiğim yok. Şu dünyanın sırrına ermişim az çok. Derken aklım geldi başıma. Bir de baktım ömrüm gelip geçmiş. Hiçbir şey bildiğim yok.